Arkadaşlar merhaba. 100 milyon dolarlık bir yazılım projesi nasıl yapılır size şimdi 6-7 maddede <laughs> anlatacağım. Ee, kanala yeni geldiyseniz, beni tanımıyorsanız ilk aklınıza gelen soru iyi hoş diyorsun abi de sen neden bir 100 milyon dolarlık proje yapmıyorsun gibi bir soru olabilir. Bunları ben önceki podcastlerimde bahsediyorum. Ee, birazdan bahsedeceğim maddelerden bir tanesi aslında adanmışlık kısmı. Ee, ben kendimi bir e, girişime e, adamayı tercih etmiyorum. Yani istesem 100 milyon dolarlık iş yaparım gibi iddialı bir laf söylemiyorum ama bu birazcık da tercih meselesidir. Ee, o Instagram'daki videomda bahsettiğim e, haliyle iyi girişimciler günde 18 saate kadar çalışırlar. Uykusundan verir, şeyinden verir. Çünkü bir startup'ı özellikle bir yazılım startup'ını kısa sürede zıplatmak çok ciddi fedakarlıklar ister. Ben bu noktada yani adanmışlık noktasında full time girişimcilikten ayrılıyorum. Ben geçmişte girişimlerimiz oldu, hala oluyor, ediyor. Bu ekosistemin içerisindeyim yıllardır. Size böyle küçük küçük tecrübe paylaşımları yapacağım. Zamanında biz para yaptık bu işten. Para kaybettik de, hatalar da yaptık. Öyle yaptık, böyle yaptık. Güzel işler de çıkardık. Yani gözden paylaşımı gibi bir şey olacak. Fikir vereceğim size. Zaten... ...önemli şey de farklı yerlerden... ...farklı fikirler alıp bir kümülatif... ...output ortaya koyabilmek. İlk maddemiz... E, ...girişimcilikte... ...fikrim çalınır korkusu. Bu e, özellikle... ...early stage'de yani konunun siz... ...başındayken dünyanın en saçma... ...düşüncesidir arkadaşlar. Sen yazılımdan daha hayatında... ...50 bin lira bile kazanmadan fikrim çalınır mı korkusuna giriyorsan çok büyük bir hatadasın. dasın. E, fikrini paylaşmaktan korkma. İnsanlar çalar ederdi öyleydi böyleydi deme. Fikir aslında girişimciliğin böyle en e, önemsiz demeyeyim de en minor konularından bir tanesi. En önemli konu execution. Buna geleceğiz birazdan. E, bir fikrin varsa bu fikrin olgunlaşması için insanlarla konuşman lazım. Çünkü girişimin para yapması demek insanlar tarafından kullanılması onun onların ihtiyaçlarına çözüm olması demek. Sen insanlardan bir şeyi soyutlayarak bir çözüm geliştiremezsin ve ortada işe yarayan bir çözüm yoksa da para da olmaz haliyle fikir paylaşmaktan, fikir tartışmaktan asla çekinme. Bırak çalınsın fikrin. Yani fikrin çalan adam direkt o fikirle 100 milyon dolarlık iş mi yapacak? Hadi yaptı diyelim. Bak çok şey düşünüyoruz. E o fikrin babası yine sensin. Bir yerden bir kafadan bir fikir çıktın mı çok daha iyisi de çıkabilir. Önemli olan o menbaaya odaklanmak. O menbaa sende. Problem yok yani. Evet ikinci maddemiz az önce kısaca değindiğim execution konusu. Birçok girişimci yüzde belki 90 hep lafta girişimcidir. Execution var mı? Yok. Ortada proje var mı? Yok. Yani konuşuyorsun, ediyorsun, toplantılara gidiyorsun, toplantılarda kuru pasta yiyorsun, kahve içiyorsun, bilmem ne yapıyorsun ama nerede proje? Yok. Ee, en temel düzeyde de olsa mutlaka bir production ürünü çıkarılması lazım yani. E, bir yazılım projesi deyince insanlar genelde çok kompleks düşünüyorlar. O da olmalı, bu da olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı. E, her şey olmalı requirement olarak. Proje var mı? Proje yine yok. Ama bir odaklansan şöyle en temel fonksiyonelliği geliştireceğin bir duruma getirsen ve bunu bir Apple Store'a atsın, çevrenle paylaşsan, öyle yapsan, böyle yapsan ekosisteme girmiş oluyorsun. Ve bu proje execution'u olmadan senin kendine girişimci demen dünyanın en saçma şeyi arkadaşım. Günümüzde artık early development konuları var. Yani bir mesela oyun dünyasında bile insanlar oyun daha bitmeden geliştirme halindeyken satmaya başlıyorlar. Felsefe bu olmalı. Bir temeli geliştir. Fonksiyonelliği geliştir. ilk en basit halini. Ardından bunu çevresel ek fonksiyonelitelerle beze. Zaman içerisinde daha da farklı yerlere getir, geliştir. E, haliyle toparlamak gerekirse bu kısmı projeyi yapmanız lazım arkadaşlar. Yani fikir tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. En önemli kısım proje Bir sonraki maddemiz öğrenciyken bütçeli yarışma vari durumların içine girmek. Yani işte girişimciyim abi ben kabuğuma kapanayım işte kendi garajımda bir iş çıkartayım tamamen işte dünyayı değiştireyim gibi bir durum yok. Hep bir e, takım kafasında olmamız lazım ve bu işin içine para da girmeli. İşte okulların farklı e, grupları vesaireleri oluyor ya böyle... ...bilmem ne şey grubu... ya ...işte bir proje yarışmalarına katılıyorsunuz, ediyorsunuz falan filan... ...bunlar aşırı değerli. Yani bir yerde mesela bir 50 bin lira hibeyi alıp... ...bunu yönetebilmek, bunu paylaştırabilmek... ...doğru yerlere kanalize edebilmek çok önemli bir eğitim. Girişimcinin aslında en temelini oluşturan konulardan bir tanesidir bu para yönetimi. Sen o 50 bin lirayı yönetmeden... 50 milyon doları yönetemez. Halil o çıraklık dönemini bu tip okul projeleriyle ya da yarışmalarıyla, yazış, yazılım yarışmalarıyla atlatman lazım. Bunlar çok değerli eğitimler. Bununla beraber yatırımcı ekosistemine erken yaşlarda girmeye bakın arkadaşlar. Şimdi Silikon Vadisi bu işin menbaı. İmkanınız varsa oraya gidip orada o havayı koklamak en önemlisi. Ama Türkiye'de de bu Artık ekosistem oluştu. Bu ekosistemde zemin çok serttir. İnsanları tanımak çok zaman alır. Dolayısıyla hep diyorum ki erken girersen o kadar çok zaman kazanmış olursun. Melek yatırımcı diye bir konsept vardır mesela. Melek yatırımcılar gerçekten melek midir? Şöyle bir tane büyük soru işareti. Size şöyle bir hayat dersi vereyim arkadaşlar. Bedava para yoktur. Hiçbir zaman bedava para yoktur. Baban bile projeye yatırım yapsa mutlaka senden bir beklentisi vardır. Bu ekosistemin içinde bulundukça insanları tanıyacaksınız, farklı seviyeler göreceksiniz ve bu seviyeler içerisinde aslında size hangisi uygun onları keşfedeceksiniz. İnsanlara güvenmek o kadar kolay değil bazı adama güvenirsin %99'unu götürür senin projenin. Bazı insana güvenirsin de %60'ına talip olur falan filan. Orta yolu bulmak, bir balance elde etmek, denge elde etmek çok önemli. Mesela bu tip e, girişim toplantılarına katıldığınızda sunumları izlersiniz. Orada diyelim 20 milyon dolar yatırım almış bir adam gördünüz. Bu kişiye işte gidip direkt yani muhabbet koyup böyle ne yaptınız, nerede zorlandınız falan filan gibi e, çok yüzeysel soru larda bulunmanın bir anlamı yok. Bu tip insanlarla arkadaş olmanız lazım arkadaşlar. Çıkar ilişkisi olarak bakmayın. Networkler böyle böyle büyüyor. Yani sen ona yardımcı olursun ileride o sana yardımcı olur falan filan. Onunla samimi olduğun zaman gerçekleri çok daha farklı deşebilirsin. Bu ilişkilere de zaman ver. Yani hemen işte gittim bir yerde uzattım tanıştık bitti konuştuk gibi bir durum değil. O insanlarla sürekli ilişkiler geliştirmen lazım ki zaman içerisinde köklü bağların olsun. E, network konusunu ben diğer podcastlerde çok uzun uzun konuşuyorum ama burada yine masaya yatıracağım. Network konusu yani o arkanda bir e, gücü olması çok değerli bir konu. Savunma sanayi podcastinde şöyle şeylerden bahsetmiştim. Burada tekrarlayayım tekrar. Çok akıllı bir çocuksun diyelim. Çok güzel bir proje çıkardın değil mi? harika işler yaptın. Ama bunun ordunun envanterine girebilmesi için, production'a çıkabilmesi için arkanda çok ciddi bir güç, çok güçlü bağların olması lazım. Çok daha önemli işlerde arkanda mesela devlet olmadan o projeyi production'a çıkaramazsın. Seni harcarlar. Benzer konu özel sektördeki projelerde de var. Bir mobil app de yapacaksanız, bir mobil oyun da yapacaksanız yine arkanızda önemli bir background'un olması gerekiyor. İnanın arkadaşlar fikir falan hikaye. Yani Twitter çok mu inovatif bir fikir? 140 tane karakter yazıyorsun, insanlar like'lıyor, fav'lıyor, bilmem ne yapıyor. Aslında baktığın zaman çok basit bir fikir ama arkadaki güçle medyanın farklı kollarıyla, paranın da gücüyle, doğru networklerle dünyada tap bir proje haline geliyor. Dolayısıyla yine aynı yere geliyoruz. Bu networkleri zaman içerisinde olgunlaştırmanız şart. Öyle kabuğuma kap işte kabuğuma çekildim. Fokuslandım. Garajdan çıkmadım. 6 ayda kod yazdım falan filan gibi bir durum yok arkadaşlar. Hep bu network gelişimine önem vermeniz lazım. Ve bu ilişkiler zaman alan ilişkiler. Bir ayda ben yazılımcı network'ümü geliştirdim. Ya işte girişimci network'ümü geliştirdim gibi bir şey yok. Belki 3 sene, 5 sene yıllara dayanan arkadaşlıklar. Şimdi Acun'un örneğini her seferinde veriyorum. Acun'un başarısı arkadaşlarına verdiği şeyden geçiyor gibisinden. Yani adam ertesi gün işe gelmese göz arkada kalmaz. Güvenilir bir takım var arkasında. E sen girişimci olduğun zaman da bu şekilde networklerin olması lazım. Marketing konusunda birine güveneceksin. Yatırım ilişkileri konusunda birine güveneceksin. Muhasebede, taks konusunda, vergi konusunda birine güveneceksin. Reklamdan tuş şeyine kadar hep birilerine güvenmen lazım. Bu ilişkilerini zaman içinde olgunlaştır. Böyle yani bir, kere, bir iki defa görüşerek, birkaç iş görüşmesi yaparak adamlara kolay güvenemezsin. Zamana yayman çok değerli. Adanmışlık bir sonraki maddemiz. Bundan işte şeyinde bahsettim size biraz başta. Arkadaşlar ciddi anlamda adanmışlık olmadan bir yazılım startup'ının daha doğrusu bir teknoloji startup'ının çok başarılı olması kısa zamanda mümkün değil. Yani hakikaten zamanınızdan vereceksiniz, ailenizden vereceksiniz, hobilerinizden vereceksiniz. O success fokusu, başarı fokusu öyle bir şey ki Elon Musk'ı uyku işte ofisinde yatırarak bir şey yani. Öyle bir durum bu sadece Elon Musk'a özel bir durumda değil. Yani diğer Steve Jobs'undan tut bilmem nesine kadar bu adamların çoğu ofislerde yatıp kalkan değişik kafadaki arkadaşlar. Başarı da böyle geliyor. Yani sizin işte sağda solda okuduğunuz garajında 6 ayda kodladı bilmem neyi patlattı gibi durumlardan öte şeyler var. Ciddi bir adanmışlık gerekiyor arkadaşlar ve pes etmeme ruhu. O yine o Instagram'da bahsettiğim e, yıkılmayan adam konsepti. Bunlar oldukça Anca öyle başarı geliyor size. Aslında sözü daha fazla uzatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. E, projeyi çıkartın önce. Yani execution olsun. Fikrin de belki çok bir önemi yok. Bir projeyi çıkartın. Yani lafta kalmasın. Bundan sonrası yıkılmayan adam olmayı becerebilmekte. E, network'te ve bütün bu bileşenleri bir araya getirdiğin zaman da... E, Pes etmediğin müddetçe başarı sana bir şekilde gelecek. Çok net söylüyorum sana. Ama 25 yaşında gelir. Ama 35 yaşında ama 55 yaşında. Yani o pes eden bir sürü şey olacak yolda. Yani belki en yakın arkadaşın seni yarı yolda bırakacak. Belki kazık yiyeceksin. Belki öyle olacaksın. Bilmem ne olacak. İflas edeceksin. Tekrar baştan başlayacaksın parana girişimini fonlamak için belki başka işler yapacaksın. Abartıyorum, pazarda limon satacaksın. Ama bunların hepsi bu kaç dakikadır bahsettiğim işte maddelerin hepsi seni girişimcilikte başarıya götüren böyle o şeyin e, ne derler? E, hani üst üste gelen şeyler var ya, pile diyeceğim, yığının e, parçaları. Yani bu macera girişimde o tünelin ucundaki ışık ancak bütün bu bunların e, tecrübe edilmesiyle gerçekleşiyor. Bunun başka yolu yok. Diyek o diğer duyduğunuz iki aylık, üç aylık başarı hikayeleri aslında çoğunlukla hikaye gerçekten. E, yine o Instagram'da o videoda söylediğim gibi babadan zenginseniz, bir girişim kültürünüz hazır geliyorsa aileden. O ayrı bir mesele. Ama orta direkt normal bir aileden girip kafan, yerel bir kafada e, bu bahsettiklerimi yaşamadan başarı hemen hemen imkansız ama başarmamak da imkansız arkadaşlar. Yeter ki yıkılmaya adam becerin. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.